Evet, merhaba arkadaşlar. Toyota Hilux 2016 model aracımızın ön diferansiyelini söktük. Araç bakımları yapıldığında bakım esnasında diferansiyel yağının bakıldığına, tamamlandığına dair söylentiler mevcut araç şoförleri tarafından. Aracın yağ tapası hemen yan tarafta gördüğünüz gibi şu kısımda. Bakın, çamurları, tozları olduğu gibi üzerinde duruyor. Herhangi bir yağ lekesi bile yok. Revizyonlu çıkma bir diferansiyel temin ettik düzgün. Bu diferansiyelimizin arızasını da şu şekilde hemen gösterelim. Bakın, şu şekilde diferansiyelimizi diktiğimizde hemen şu kısımdan diferansiyelin dağıldığını görmek mümkün. Rulmanları dağılmış yağsızlıktan, içerideki ayna maruti dişlileri sarmış. Araç çekiciyle gelmişti öncesinde. Biz ön diferansiyeli iptal edip bir müddet kullanmalarını sağladık. Yeni diferansiyelimizi temin ettikten sonra eski diferansiyelimizi söktük. Yağsızlıktan diferansiyel sarmış arkadaşlar. Araç çekiciyle gelmişti öncesinde. Yürümüyordu. Kilitleme yapıyordu tekerlerde. Şimdi diferansiyelimizi dağıtacağız bunları. Aksi bir çıkaralım. Bu parçaları üzerinde sökmem gerekiyordu normalde, aktarmaları. Diferansiyel sardığı için, içeriden sıkışık olduğu için aks başlıkları üzerinde çıkartamadık. Dolayısıyla yerde çıkartacağız bunları. Evet. Hadi çıkart bakalım şunu bir. Tut. Götür bunu araya koy. Alır ben. Diferansiyelin bu duruma gelmesinin sebebi diferansiyelin yağsız kalması. Aynı zamanda uzun yolda 4 tekerli aracı kullanmaktan dolayı da ön diferansiyel ısınma yapıyor. Bu duruma gelebiliyor arkadaşlar. Yani aracı uzun yolda 4 çekerde kullanmayın. 2 çekerde kullanın. Size tavsiyelerim bu yönde. Çünkü arazi araçlarında 4 çekerde aracı kullandığınız zaman uzun mesafede ön diferansiyel ısınma yapıyor. Bu ısınma sonucunda diferansiyel sarabiliyor veya keçelerde küçük sızıntılar varsa yağ kaçağı daha da artabiliyor. Bu sebepten dolayı ön diferansiyel arıza yapabiliyor arkadaşlar. Tabi benim tavsiyem bu yönde. Tabi yine de tercih sizin arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, aracın diferansiyelinin ara adaptörün üzerindeki keçemiz, aks keçemiz de bozuk. Bakın, şu şekilde gösterelim. Işığı yakıyorum. Keçe yırtık arkadaşlar. Yani bu keçe yırtık olduğu için diferansiyel yağı kaçırdığından dolayı diferansiyelin yağsız kalıp bu duruma gelmiş olma olasılığı da yüksek. Hani belki de öncesinde diferansiyel yağı tamamlanmıştır aracın. Bu keçelerde kaçak olduğu için diferansiyel yağsız kaldığından da dağıtmış olabilir. Tabi biz ihtimalleri değerlendiriyoruz. Bu arada maruti keçemiz var bu kısımda. Bu keçenin de bozulup diferansiyel yağını akıttığını ve diferansiyelin bu duruma gelmiş olması muhtemel arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak, araç diferansiyel, şanzıman, motor, yani aracın neresi olursa olsun yağ kaçağı varsa mutlaka ve mutlaka kontrol edilmeli. Keçe ise keçe, conta ise conta, bunların değişimi sağlanmalı. Çünkü sonuçları çok ağır ve pahalı sonuçlar doğuruyor arkadaşlar. Yani şu çıkma diferansiyelimiz bile bir 20 bin lira civarında bir rakama almış
araç sahipleri. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.